İsyandan yeniden merhaba sevgili izleyenler. Bu haftaki konuğumuz Aylin Mert olacak. Avukat Aylin Mert. Hatırlayacaksınız 2020'deki erkek şiddeti vakalarını, özellikle yargı boyutunu daha önce kadın hakları aktivistinden ve milletvekili Züleyha Gül'le konuşmuştuk. Bugün üçüncü ayağını, hukukçu ayağını konuşacağız. Aylin Mert'le beraber erkek şiddeti açısından, yargının bu noktadaki karnesi açısından 2020'nin nasıl bir yıl olduğunu, getirilen genelgelerin, düzenlemelerin, geriye çekilen veya tartışmaya açılan davaların sebebinin ne olduğunu ve bunların arkasında yatan sebepleri ve neler yapılabileceğini Aylin Mert anlatacak. Tecavüzcü sensin! Dikkat! Polis kut! Öldüren lütfen sensin! Devlet kurumlarına karşı işleyecek polisler! Hakimler! Devlet! Polis konuşuyor! Yeniden merhaba sevgili izleyenler. Yayınımızda avukat Aylin Mert bizimle beraber. Onunla erkek şiddetinin 2020'de hukuki olarak nasıl yer aldığını, bu konudaki yargı organlarının nasıl bir sınav verdiğini konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhaba. Şöyle yani zaten Ocak ayı başıyla itibaren hani kadın örgütleri de peyderpey 2020'ye ilişkin verilerini açıklıyorlar. Bunlardan bir tanesi yakın zamanda yine açıklayanlardan Biyanet'in erkek şiddeti çetelesiydi ve 284 kadın cinayeti işlendi verisi var. Bunun dışında gerçekten de yine yüzlerce diyebileceğimiz türden şüpheli kadın ölümü söz konusu. Hani biz zaten çok stresli bir yıl geçirdik birçok aşamada. Yani savaşlar oldu, yangınlar oldu, pandemi oldu ve bunların hepsinden de öncelikli olarak kadınlar etkilendi. Siz 2020 yılındaki hani yargının, hani adli makamların ve işte yargı adaleti sağlamakla mesul tarafların erkek şiddetini nasıl ele aldığını düşünüyorsunuz, nasıl değerlendirirsiniz? Ben de yayına girmeden evvel bahsettiğiniz çetelelere bakma fırsatı buldum. Yani rakamlar aslında her sene sonunda konuştuğumuz bir şey var bu rakamlara bakıp. Bu rakamlarda aslında temsil edilen tek tek bir kadınların hayatlarının olduğunu da tabii ki böyle rakamlar şeklinde konuşurken insanın içi acıyor ama bunun da altını çizerek belki. Hep söylediğimiz bir şey var ve tartışıla gelen de bir şey var. Bu istatistikler gerçek rakamları yansıtıyor mu? Yani kadına yönelik şiddet vakaları artıyor mu yoksa görünür mü, kılınıyor vesaire. Aslında pandemi nedeniyle bu tartışmanın da önümüze tekrar geldiği bir yıl geçirmiş olduk. Rakamlar 284 kadından bahsediyor. En az kayıtlara geçen, öldürülen 284 tane kadın. Ve bunun yanı sıra 255 kadın ölümü de şüpheli. Ve yine sadece kayıtlara yansıyan 792 bine yakın kadına yönelik şiddet, yani yaralanan kadın sayısı olduğunu görüyoruz. Tüm bunlar kayıtlara yansıyabilen kadarıyla elimize ulaşan veriler. Ve kadına yönelik şiddet aslında hep konuştuğumuz gibi çok boyutlu bir olgu. Ve ancak en uç örneği kadına yönelik cinayet haline geldiğinde artık saklanma fırsatı belki de bulamadığından bir şekilde kayıtlara geçebiliyor. Bunun yanı sıra kadın önü şiddet dediğimizde dedim o kadar katmanlı ve boyutlu ki kayıtlara yansımayan, ev içinde arkasında kapalı kalan, kapalı kapılar ardında yaşanan çok fazla ve sistematik hale gelen, işkenceye varan şiddet vakaları olduğunu biliyoruz. Bu açıdan evet durum yine bu senede oldukça vahim. İstatistiğin başka kalemlerine baktığımızda mesela %48'inin ev içinde olduğunu söylüyor istatistik. %30'unun ev dışında, %22'sinin de basına yansımayan veriler olduğunu söylüyor. Yani şimdi böylesi bir yılda, yani 2020 gibi teknolojiye ve basına ve işte sosyal medya kullanımının bu kadar yaygın olduğu bir yılda, bir dönemde bile %22 gibi bir rakamın basına yansımıyor olması, ki dediğim gibi bunlar kayıtlara geçen vakalar, bize bir de kayıtlara geçmeyen nedenle arkada buzdağının görünmeyen kısmının ne kadar büyük olduğuna dair de bir işarettir diye düşünüyorum. Yani kadına yönelik şiddet vakaları
arttı evet ve yaygınlaştı, yoğunlaştı ama pandemi buna ne yaptı? Nasıl bir etki yarattı? Neyi değiştirir diye soracak olursak aslında çok da bir şey değiştirmedi total olarak. Neyi değiştirdik? Eve kapanmak zorunda kalan kadınların kadın yönelik şiddetten kaçabilme, kurtulabilme mekanizmalarına erişimi engellendiği için bu kadın yönelik şiddet meselesi çok daha fazla yoğunlaştı. Çünkü yani Tam burada faillerin... şeyi de sormak istiyorum, hani hazır bu konuya girmişken aslında pandeminin en başında, hani bu daha evde kalın çağrılarının yapıldığı dönemde HSK kararı var, 30 Mart tarihli. O da işte bu 6284'ün en önemli tedbirlerinden bir tanesi olan tazyik hapsinin zaten uygulanmaması yönünde. Ki sonrasında da pandemi sebebiyle tabii ki tahliyeler söz konusu oldu. O dönem şey açıklaması yapıldı bakanlıklarca. İşte biz kadın katillerini çıkartmıyoruz diye, ama hani siz dediğiniz gibi cinayet bunun son aşaması, ki buraya kadar gelen başka bir sürü işkence ve şiddet söz konusu. Yani hükümeti de burada, yani hükümeti de bu tutumu nasıl değerlendiriyorsunuz pandemi koşullarıyla beraber ele alınca? Yani şöyle, HSK genelgesi tam da pandeminin en böyle yoğunlaştığı zamanlarında birinde, işte Mart tarihliydi yanlış hatırlamıyorsam, çok açık bir şekilde aslında hükümet kadın yönelik şiddete dair politikalarını çok açık bir şekilde bu genelge vasıtasıyla söyledi. Dedi ki, tamam 6284'ü uygulayın ama buradaki yükümlülerin sağlığını riske atmayacak şekilde değerlendirin dedi. Burada aslında hani çok da fazla daha önceki politik söylemlerinde bir şekilde maskelemeye falan da uğraşırlardı ama burada artık öyle bir ifade ki bu maskeleme ihtiyacı bile duymamışlar. Açıktan 6284 sayılı yasayı rafa kaldırım demekti ve bunu HSK ile de genelge ile yaptılar. Şimdi nasıldı normal şartlarda pandemi olmaksızın ya da bu genelge olmaksızın normal şartlarda zaten 6284 sayılı yasaya dair bir büyük bir saldırı olduğunu biliyoruz. Uygulamada kolluk kuvvetlerinin işte gelen şikayetçi olmak için gelen kadınların şikayetlerini işte mi almadıklarını, işte barıştırma, işte eşini kocanı arayalım gel de işte barışın gidin evinize bu şeyde şikayetçi olma diye ikna ettiklerini, yanlış bilgi verdiklerini, eksik bilgi verdiklerini vesaire vesaire biliyoruz. Yani bu mekanizmanın zaten hali hazırda etkin bir şekilde uygulanmadığını biliyoruz. Bu genelgeyle birlikte ne oldu? Tam bu işte devlet mekanizmalarının uygulayıcılarına bir bahane oldu, bir neden oldu. Çok da kendi açılarından kuvvetli bir gerekçe oldu. Bu sefer dediler ki işte bakın genelge var, biz zaten pandemi nedeniyle bu uygulamayı yapamıyoruz. Şönimlerde kadınların canhıraş bir şekilde başvurduğu şönimlerde yer yok dendi. Ki zaten başvuruların çok arttığını biliyoruz pandemi nedeniyle sağlık tedbirleri kapsamında alınmayacakları kadınların cevabı geldi. Pek çok kadından bunu duyduk bir fiilde. Onun dışında hep söylediğimiz şey acil şiddet yani destek hattı olmalı. Sadece kadınlara yönelik özgülenmiş bir yani sadece kadınlara dediğim toplumsal cinsiyet açısından mağdur pozisyonunda olan tüm kesimlere yönelik ama onlara özgülenmiş bir ve her an şiddete uğrama ihtimali oldukları, tehlikede oldukları her an ulaşılabilecekleri bir hat olmalı dedik. Pandemide bunun önemi çok da fazla arttı. Mesela 155'in 183 hatlarının özgülenmiş olmayan hatlar biliyorsunuz tıkandığını, kilitlendiğini çok fazla gördük ki buradan da kadınların ulaşılabilir bir çare bulamadıklarını gördük. Onun dışında yine sığınma evleri, polisle birlikte ve işte korona testi yaptırdıktan sonra ve işte karantina sürecini geçirdikten sonra ancak alabiliriz dediler ama bu süreçleri zaten bitirene kadar kadınlar işten geçmiş oluyor ya da yani hani o mekanizmanı ilerletecek güçte olmayabiliyorlar. Ve yine sizin söylediğiniz denetimli serbestlik meselesi, yani yeni infaz kanunu ile birlikte pek çok aslında bu kadına yönelik şiddet konusunda faal olan, sanık olan kişilerin salıverildiğini ve bunu çok kontrolsüz bir şekilde yaptıklarını gördük. Yani işkence gören belki uzun yıllar boyunca kocasından ve bu bir şekilde kocasının hapse girmesiyle kendini rahat nefes aldığını düşünen kadın bir gün sabah kapıyı açtığında o kocasını kapının önünde gördü. Yani böyle şeylerle karşılaştık ve bunlar gerçekten yine cinayetle ya da işte yine şiddetle sonuçlanan vakaların olduğunu da takip etmiş olduk. Bunlar hiçbir şekilde kontrolsüz yani kontrollü mekanizma halinde ilerlediğini görmedik maalesef. Yani
pandemi ve devletin kurumlarının uygulama alanları zaten 6284'ten ve İstanbul Sözleşmesi'nden bir şekilde kurtulmak niyetinde olduğu için hükümet bunu da pandemiyi gerekçe haline getirerek, zaten çalışmayan kurumları bir gerekçe haline getirerek o şiddetin yoğunlaşmasına hizmet etmiş oldular. Kısaca belki böyle ifade etmek doğru olur. Şunu da sorayım aslında, hani şimdi HSK'nın fiilen rafa kaldırılması dediniz ya, hani zaten hani kadınlar tamam, hani pandemi var, ölmemek için evde kalıyoruz ama ikinci nokta kadınlar ölmemek için işte şu önlemlere başvuruyor ya da işte 6284'ü uygulatmak istiyor. HSK'nın genelgeyle bunu rafa kaldırması tırnak içerisinde kullanıldığında hani hukuken nasıl bir karşılığı var? Yani buna bir itiraz mekanizması, bir ihlal hani gibi bir yaklaşımı var mı mesela? Hani neye dayanarak yapıyor? Bu tarz taraf olunan sözleşmelerde mesela hani gerçekten rafa kaldırılabilir mi? Ya da kullanmayalım bu seferlik gibi bir opsiyon yaratılabilir mi? Yani aslında şöyle ki 6284 de şey, onun temeli olan İstanbul Sözleşmesi de olağanüstü savaş, seferberlik hallerinde dahi birinci derecede öncelikli olarak korunması ve sahip çıkılması ve işte bu bütün mekanizmaları bir şekilde üretilmesi gerektiğine dair ciddi yükümlülükler anlatıyor. Yükümlülükler yüklüyor üye devletlere, taraf devletlere. Yani pandemi evet olağanüstü bir hal. Çünkü küresel bir salgından bahsediyoruz. Evet, pek çok açıdan zaten özgürlüğümüzü kısıtlayıcı baktığımız da yaptırımlarla karşı karşıyayız ama bunun olağanüstü bir hal olmasından kaynaklı olarak makul. Ancak burada olması gereken şey şuydu. Bütün bu Türkiye'nin taraf olduğu sözleşmelerin ve hukuki metinlerin de Türkiye'ye verdiği görev şu. Evet, başına her şey gelebilir. Savaş da çıkabilir. İşte pandemi gibi olağanüstü bir şey de olabilir ama sen bu olağanüstü hale uygun olarak mekanizmalarını güncellemekle ve gerekli önlemleri almakla mükellefsin diyor. Bu çok açık. O yüzden hukuken aslında evet karşılığı dayanaksız bu yapılan HSK genelgesinin. Mutlaka başka bir mekanizmayı daha hayata koymayı işte şeye sunmakla yükümlüydü aslında devlet. Ama işte zaten dediğim gibi hali hazırda onu istemediği için, buradan kurtulmak gibi bir derdi olduğu için bunu bir fırsata çevirdi ve rafa kaldırdı fiilen. Ya bir de... Buyurun lütfen. Yani şeye de dikkat çekmek istiyoruz. Hep kadın cinayetleri, kadın yönelik şiddetten bahsediyoruz normal olarak. Çünkü en can acıtıcı, en birinci dereceden şey yapan kısmı bu oluyor ama yani pandemi demişken şunu da söylemekte fayda var. Yani geçmemekte fayda var. Yani burada kadınların eve hapsedilmesi halinde evet işte dediğim gibi potansiyel şiddet failleri de aynı yere mecbur bırakıldılar vesaire vesaire. Bu bir şey, çok önemli bir yanı. Bir diğer çok önemli yanı da ekonomik yanı. Yani büyük bir ekonomik krizi zaten halihazırda Türkiye'deki ekonomik kriz mevcuttu ama bir de pandemiyle birlikte inanılmaz bir derinleşme söz konusu. Ve bu derinleşmeden de bu büyük yoksullaşmadan da ilk önce payını alan yine kadınlar oluyor. Çünkü işte kayıt dışı çalışanlar, güvencesiz çalışanlar, işte çocuklar, okullar kapandı. Çocuklara eğer bir evde çocuk bakılacaksa ilk bir şekilde işten ayrı kalan kesim kadınlar oluyor haliyle. Ev içi zaten, ev içi emek yükünün pandemiyle birlikte çok daha fazla arttığı bir süreçte bir de bu çocuk bakımı, işte bakım, diğer bakım işleri de arttı. Yani kadınların aslında ekonomik olarak da çok fazla güçsüzleştiği ve yine bu yardım mekanizmalarına da erişimlerinin çok zayıfladığı görüyoruz. Bu da çok önemli. Çünkü bu şiddetten kurtulmanın derdine düşen bir kadın için çok kritik, hayati öneme sahip bir şey. Ekonomik bağımsızlık. 6284 de bunu aslında söylüyor. Mutlaka ekonomik olarak sosyal yardımı da yükümlü olarak bağlıyor devletleri ama hatta artış da olduğunu biliyoruz. Talepte kadınların buna, bu konuda ekonomik olarak yardım talebinde artış olduğunu ama karşılıklı olarak da görmediklerini de biliyoruz. Bunu hani altını çizmek, eklemek istedim. Şunu da sormam gerekiyor aslında. Hani şimdi özellikle 2020 yılda bizim yani skandal diyebileceğimiz ya da işte toplumsal tepkiyi arttıran, çok fazla öne çıkartan işte erkek şiddeti vakalarının yaşandığı bir yıl oldu ki herkesin gündeminde zaten bu konu. Biraz evvel aslında bahsettiğiniz şüpheli kadın ürünleri meselesi var mesela örnek olarak ve bakanlığın bu konuda bir açıklaması var. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'nın her kadın cinayeti, her şüpheli ölüm kadın cinayeti değildir diye. Şimdi bilfiil zaten özellikle biz bu şeyde gördük. Şule
Şule'nin davasında gördük. Hani cinayet üstü verilen ama sonrasında aslında bir işkence ardından da cinayet oldu, intihar üstü verilen ama cinayet olduğu ortaya çıkan bir Şule Çet davasıydı. Ve bu kadınların baskısıyla oldu. Benzer birçok dava var aslında. Hani ve benim konuştuğum, en azından bu programı yaptığımızdan beri avukatların çoğunda yaklaşım şu. Hani bu şüpheli ölümlerin bu kadar artmasının sebebi aslında insanların, yani faillerin taklit etmesi, öğrenmesi gibi. Şimdi burada bir çelişki var. Yani çünkü toplumun hepsi, hani toplumun, geniş toplum hani bu konuyu bu şekilde tartışıyor. Diyor ki bu muhtemelen şüpheli ölüm, dolayısıyla muhtemelen cinayet ve bununla ilgili bir adım atasın. Hani herkes biliyor bunu. Ama öte yandan da bakanlığın, işte daha sonrasında mesela şeyleri de gördük. Hani pandemi sürecinde bütün dünyada erkek şiddeti oranları artarken İçişleri Bakanı'nın bizde düştü ama gibi açıklamalarını da gördük. Hani şimdi tüm bu çerçeve üzerinden bakıldığında, hani biraz enteresan bir soru olacak ama hani hükümet ne yapmak istemektedir? Çünkü gerçekten bu kadar geniş toplumsal bir talebin olduğu bir konuda, bir adalet talebinin olduğu bir konuda bu kadar geriye çekmesi tartışmanın, İstanbul Sözleşmesi'nin 6.184'ü kaldırmaya yönelik hani sürekli olarak bir çabasının olması, inatla bunların varlığını reddetmesi neden kaynaklanıyor? Yani şuradan başlayayım. Bakanlığın yaptığı açıklama, işte her şüpheli ölüm kadın cinayeti değildir. Evet, yani terminolojik olarak doğru. Cümle olarak baktığınızda teknik olarak doğru. Ama maalesef ki gerçek şu ki şüpheli ölümlerin, hatta yani istatistiklere yansıyan haliyle bile pek çoğu kadın cinayet maalesef ki. Yani bunu pek çok örnekte, Şule Çet çok sembolik ve göz önünde ve toplumsal olarak da kamuoyu baskısıyla eşleştirildiği için çok örnek veriliyor. Yine Şule Çet örneği verilir ama pek çok örnekte böylesi bir durum söz konusu. Çünkü söylediğiniz yine önemli bir şey var aslında satır arasında. Erkekler evet bir yandan öğreniyor çünkü bu cezasızlık hali çok yani o kadar tekil değil ki, yani o kadar sistematik şekilde cezasızlıkla, hatta işte ödül dediğimiz cezalarda kadın cinayetlerinin failleri ödüllendiriliyor ki tabii ki izleyen, bunları takip eden erkekler de, potansiyel şiddet faili erkekler de bu izledikleri şeylerden bir şeyler öğreniyorlar. Yani mesela konuştuğumuz hakimler mahkemelerde şundan bahsediyorlar bazen, biz bu kadın cinayetlerin ne kadar sistematik olduğunu ısrarla anlatırken davalarda, savunmalarımızda ve işte beyanlarımızda da bundan bahsediyoruz. İşte bunun mesela bizim davamızla ilgisi yok diyebiliyorlar. Halbuki biz de diyoruz ki hayır, çok var. Çünkü burayı takip eden kadınlar, erkekler, fail dediğim gibi potansiyel failler bu davaların sonuçlarından feyiz alarak, planlayarak diğer belki de cinayetlerini hayata geçirebiliyorlar. O açıdan şüpheli ölümlerin artık, yani bu kadar emin bir şekilde konuşmamız da bir yandan çok acı ama şüpheli ölümlerin gerçekten büyük çoğunluğu kadın cinayeti ya da kadın yönelik şiddet vakası arkasında yatan şey oluyor. Yani mesela burada yine basına yansımayan, dediğim gibi o istatistiklerde bahsettik ama 255 kadın ölümü şüpheli demek çok büyük bir rakam. Burada bizim söylediğimiz, yani adli makamların, yargının da özellikle soruşturma aşamasında savcılığa çok iş düştüğünü çok anlatıyor hukuken. Çünkü başlangıç olarak nasıl dosya kurulursa öyle ilerliyor. Savcılığın bu savcı için çok kolay intihar demek ya da işte intihar dediğinde dosya kapanıyor. Çok da fazla iş yükü olmuyor ya da işte araştıracak, geliştirecek bir şey kalmıyor. Ama burada özellikle kadın cinayeti ise ya da hani bir kadına yönelik şiddet mevzuysa, söz konusuysa mutlaka yargının, savcılık makamının özellikle ya da işte bu, biliyorsunuz bu bir aslında bütün sadece savcılık nezdinde değil, kolluk güçlerinde, yani o soruşturma aşamasında rol alan tüm aslında mekanizmanın unsur bu bilinçte, bu akılla hareket etmesi gerekiyor ki o titizlikle hareket ettiğinde ancak bazı durumlarda göz önünde olmayan şeylerin gerçekle karşı karşıya kalabiliyoruz. O açıdan bu çok önemli ama bu işte topyekun bir şeyden beslenebilen bir şey ancak. Yani savcının da böyle bu bilinçle hareket etmesi gerekir, işte emrindeki kolluğunda ve diğer mekanizmalarında. İşte bunların da bütün olarak bağlandığı yerde işte devlet, aslında devlet sisteminin bir bütünü. Şimdi devletin başındaki ya da işte bu konuyla ilgili olarak bakanlığın yaptığı açıklama böyle olduğunda zaten tersi şekilde davranmaya istekli ve politik olarak, yani bilinç olarak böyle olan savcılık ya da işte yargı makamları zincir halinde o şeyden, politikadan beslenerek hayat buluyor icatları da. O açıdan bir bütün.
Ha yani hükümet neden böyle davranıyor diye soracak olursanız, hükümetin pek çok konuda neden böyle yapıyor dediğimizde böyle net bir cevap bulamadığımız gibi, bu konuda da aslında tek bir net bir cevabı yok bence. Ama hani kamplaşma ve işte toplumsal kutuplaşma çok kullandıkları bir tarz oldukları için aslında hani bir yandan kendi tabanına bir mesaj veriyor bence, kişisel fikrim o. Çünkü kendi tabanını desteklediği, beslediği başka bir politik görünüm var. Ve işte kutuplaştırdığı halde işte bizler, biliyorsunuz işte bu Yeni Akit'te şurada burada falan yazıdan yazılar, işte ya da nafaka tartışmalarında boş yer aslında, yani içi o kadar boş ki, ama parlatılan tartışmaların, argümansız tartışmaların şeyi de aslında aynı yere hizmet ediyor. Hani onlar ve biz hattını derinleştirmekten başka bir şey anlam ifade etmiyor bence. Bir noktada hani sizin de aslında biraz daha vurguladığınız mahkemelerin tavrı. Ben burada hani savcılıkların ve mahkemelerin tavrı diyeceğim. Çünkü şimdi Biyanet'in verilerinde de yine çarpıcı olanlardan bir tanesi 2020'de 10 kadının, trans ve cis 10 kadının kendi hayatlarını korumak için öldürmek zorunda kalması üzerine. Şimdi sizin 2019'da sonuçlanan bir davanız vardı. Fatma Şengül davası, ki hani herkes müebbet gibi bir rakam beklerken biraz evvel söylediğiniz gibi hani indirimlerle bir ödül gibi ceza verildi. Bu seneye geldiğimizde ise Hülya Halaçkay davasında hani adli tıpın bu konudaki işte yanlışlıkla olduğuna dair, belli olduğuna dair hani ölümün ve ilk arayanın işte yine Hülya Halaçkay'ın olmasına rağmen ambulansı aldığı yüksek bir ceza var. Bunun ardından işte Kadir Şeker davasını gördük. Şu an en sonunda Melek İpek davası, ki yani çok fazla gündeme geldim. Biraz hayatına sahip çıkan kadınlar üzerinden de sormak istiyorum. Özellikle hani hukukun, mahkemelerin, hani çünkü hep şey, yani hukukçularla konuştuğumuzda hep söyledikleri şey şu: bu indirimler zaten bir hak, yani hani etkin kullanılması, yani doğru kullanılması gerektiğine dair. Biz ama erkekler bunu kravat indirimi olarak sürekli görüyoruz. Lakin mesela Nevin Yıldırım gibi davalarda görmediğimiz bir uygulama bu. İşte hakimlerin, savcıların söz konusu tersi olduğunda, hani bu silahı tutan tarafla hani hedefindeki tarafta yer değiştiğinde yaklaşımı neden değişiyor? Yaklaşımı neden değiştiğini, yani aslında nedeni patriarka, yani hani bunu tek bir kelimeyle şey yaparsak sistem bu. Erkek yargıdan bahsediyoruz. Erkek yargı değil gerçek adalet. Erkek adalet değil gerçek adalet diye feministlerin, kadın hareketinin sloganı vardır. Bu sadece bir slogan değil. Tam olarak sizin sorduğunuz sorunun cevabı bu bence. Çünkü gerçek adaleti değil, aslında erkek adaleti uygulayıcıları oluyor bu kararları verenler. Ha bazı durumlarda tekil örneklerle de olsa olması gerektiği gibi kararlarla karşılaşıyoruz bu arada. Hani onu da söylemek lazım, ama bunlarda da çoğunda yine kadınların mücadelesinin, baskınlarının neticesi olduğunu biliyoruz. Yani şöyle, evet, büyük bir ikilem var bu konuda. Dediğiniz gibi benzer içerikteki belki de İşte kadın cinayeti ya da bir cinayet dosyasında fail erkek olduğunda işte mesela bu yakın zamandaki yeni istatistiklere baktım. Örneklerde şöyle, işte pandemiyi bahane etti, misafirliğe gitmedi. İşte bahaneleri bu, istatistiklere yansıyanlar. İşte ne bileyim evi yeterince temizlemedi falan gibi. İşte yemek yapmadı gibi nedenleri öne sürdüklerinde bu haksız tarih indirimi olarak karşılık bulabiliyor. Ama yine Nevin Yıldırım örneğinde sistematik şekilde tecavüze uğrayan bir kadının yaşadığı bu işte durum meşru müdafaa kapsamı değerlendirilmesi gerekirken haksız tarihe bile sebep olmayabiliyor. Yani buradaki çok belirgin bir karşıtlık hali var. Bunun da nedeni gerçekten gerçek adalet kısmı değil, erkek adalet, o akılla hareket edilmesi bence net. Öz savunma meselesi, yani hayatına sahip çıkan kadınlar da çok bence de güzel bir tanımlama oluyor. Öz savunma meselesini çok önemli buluyorum. Uzun yıllardır bu konuda hani işte, yani takip etmeye çalışıyorum. Bilmediğimiz çok fazla öz savunma uygulayan kadın var. Yani Nevin Yıldırım mesela gerçekten o zaman için simge bir örnekti. İlk belki de hani bu kadar ön plana çıkabilen kadınlardan biriydi. Ama yani hani işte bu televizyona, basına yansımayan, işte erişim imkanı olmayan, işte köylerde, daha uzak, ücra kasabalarda, şehirlerde çok fazla bunun karşılığı olduğunu biliyoruz. Bu açıdan çok önemli. Yani pandeminin de etkilerini uzun vadede aslında göreceğiz. Dönüp baktığımızda bu yıllara diyeceğiz ki evet, böyle böyleymiş diyeceğiz. Ama bence bu tarihi yazan kadınlar öz savunma uygulayan kadınlar olacak. Bu konuda çok önemli buluyorum. Yani Melek İpek dönüp baktığımızda karşımızda gene bayrak gibi
Nimet Akgün, Alime Toprak, bütün kadınlar hayatlarına sahip çıktıkları gibi aslında pek çok kadının da hayatına sahip çıktıklarını gösterdiler. Bunlar aslında güç veriyor bana. Şu anda da güç veriyor. Bugünden yarına da güç vereceklerine eminim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz de sonuna geldik zaten programın. Katkılarınız için çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Hoşçakalın. Bir İsyan programının daha sonuna geldik. Başka bir programda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.